Kadir Has Üniversitesi'nde tablet üzerinden eğitim, Vodafone desteğiyle start alıyor. Geleneksel sınıf ortamını tablete taşıyarak öğrencilerin zaman-mekan sınırlarını ortadan kaldıran mobil ders, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü 1. sınıfta uygulanmaya başladı. Mobil ders projesiyle Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü 1. sınıf öğrencileri, yeni medyaya giriş derslerini Vodafone tarafından sağlanan SmartTab tabletle mobil ders uygulaması üzerinden zaman-mekan sınırlaması olmadan Vodafone 3G Plus şebekesi üzerinden canlı izleyebiliyor ve derslere katılabiliyorlar. Bunun yanı sıra derse ilişkin sunum, resim, video ve bunun gibi materyal öğrencilerle tamamen kağıtsız ve dijital formatta paylaşılıyor ve öğrenciler quiz, ödev, proje ve sınav sorumluluklarını tablet ortamında yerine getirebiliyorlar. Mobil ders uygulamasının öğretmen modülü sayesinde her öğrencinin kişisel performans ve etkileşim grafiği dönem boyunca takip edilerek zaman zaman öğrencilerin kişisel performanslarını geliştirici programlar da uygulanabiliyor. İlk uygulamanın yapıldığı yeni medyaya giriş dersinde Vodafone Red Academy tarafından sağlanan smart tabletler öğrencilere teslim edildi. Dersin açılışında ilk konuşmayı yapan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, mobil ders sayesinde öğrenci-eğitmen ilişkisini sınıf ortamının sınırlayıcılığından kurtarıp haftada 3 saat yerine 7 gün 24 saat her yerden etkileşim boyutuna taşıdıklarını ifade etti. Yeni medya bölümü olarak, bu işin içinde olan bir bölüm olarak biz yapmasak bizim bölüm niye kurulmuştu diye bir sorgulamak gerekiyordu herhalde. Dolayısıyla hani bunu geliştirirken de bütün bunların hepsini tek uygulama üzerine topladığınız ve dışarıdan katılabildiğiniz 7-24 etkileşim içinde hocayla ve sınıfla dersle etkileşim içinde bulunabildiğiniz bir modül bu aslında. Onun dışında ders anlatırken kulağımda bir kulaklık olacak ki Hangout'taki soruları alayım. Aynı zamanda bir mikrofonum olacak ki yayını öbür tarafa taşıyayım. Dolayısıyla aslına bakarsanız ben öğretmenlikten bir adım daha öteye bir yeni medya yayıncısı olmaya gidiyorum. Dolayısıyla hani uzaktan eğitim verecek hocaların her birinin de artık bir yeni medya yayıncılık anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiğini de unutmaması lazım. Törende konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay şunları söyledi. Dijitalleşme bizim kendi şirket stratejilerimiz içerisinde en önemli stratejilerimizden bir tanesi. Bunu eğitimle birleştirebilmemiz çok çok önemli. Biz mobil iletişimin aslında yani telefonlarla yaptığımız iletişimi giderek tabletlere ya da farklı sistemlere kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında dünyanın gidişatı, teknolojinin ve iletişimin gidişatı gittikçe bu mobil iletişime, dolayısıyla 3G'ye kayıyor. Biz artık kendi hayatımızın akışı içerisine eğitimi, öğretimi ve aynı zamanda da iş hayatını taşımaya başladık. Ve siz de bunu kendi eğitim sisteminiz içerisinde de görüyor olacaksınız. Bu Türkiye'de bir ilk. Dolayısıyla bununla Türkiye'de öncüleri olduğunuz için, biz de buna ön ayak olduğumuz için ve bir parçası olduğumuz için çok çok mutluyum. Mobil ders projesiyle 21. yüzyılın üniversite eğitiminde öğrenci ve sınıf kavramlarına yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçladıklarını belirten Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın ise şunları söyledi. Bu bence Kadir Has Üniversitesi'ni çok aşan bir şey. Yani biz bunu öncüsü olacağız, yapacağız, geliştireceğiz. Kendi içimizde bunu uygulayacağız mutlaka. Ama çok kısa sürede de önce kendi derslerimizi eminim dışarıya açacağız bu yöntemle ve daha sonra eminim başka üniversiteler ve diğer öğretim üyeleri buna katılıp bunun çok daha geniş bir platform olmasını sağlayacak. Kadir Has Üniversitesi olarak bunu mutlaka denememiz ve buna mutlaka açılmamız gerekiyordu. İlk yapıyor olmamızdan da bu anlamda ben çok büyük mutluluk.